Hepinize merhaba arkadaşlar. Sarı siteden bugün ikinci el bir oyuncu bilgisayarı alıyoruz. Şu görmüş olduğunuz sistemi gidip birazdan satın alacağım. Bir saate bakalım. Saat şu anda 20.45. Bir 15 dakika içerisinde yola çıkacağım. Gideceğim mesafe 5-6 kilometrelik bir mesafe. Gördüğünüz gibi burada laptopum var ama işe yaramıyor. Eskiden bir bilgisayarım vardı satmıştım vesaire. Şimdi çok güzel böyle daha yüksek segmentte daha böyle işlerimi halledebileceğim bir bilgisayar buldum ve görüşmeyi yaptık. Birazdan konumu atacak. Ben de yol yola çıkacağım. Sizlere sistemi en son kısımda göstereceğim bu video vlog tadında bir video olacak. Sistemle ilgili, oyuncu kasasıyla ilgili yorumlarınızı bana yapın. Fiyatını, her şeyini açıklayacağım. İlanı da tam olarak göstereceğim sizlere. Şimdi yola çıkalım ve sistemimize gidip birlikte göz atalım. Evet arabaya bindim şimdi konuma doğru yola çıkıyorum. Çalıştırdım arabayı yaklaşık 8 dakika gösteriyor ve 8 dakikanın sonunda araçla gitmiş olacağım. Bakalım sistemi çok merak ediyorum. Konuma da tekrar bakıyorum. Evet 8 dakika gösteriyor. O zaman ben yola çıkıyorum. Tekrar görüşeceğiz. Arabanın camı aşırı derecede buhu yaptı ve şu an trafikte bekliyorum. Görmüş olduğunuz gibi 3-4 dakika kaldı konuma yaklaştık. Heyecanlı bekleyiş sürüyor. Şöyle de kendimi göstereyim. Valla vlog gibi çekmeye çalışıyorum ama çok vlog da çekemiyorum açıkçası. Şimdi böyle bir siteye geldim arkadaşlar. Ee, bilgisayarı satan kişi bekliyor beni. İleride a da oturuyormuş. Böyle değişik büyük bir site yani. Arabayı çektim şimdi. Yürüyorum. Geldik abinin evine. Böyle 5-6 tane işlemciler var. Burada kasalar var. Benim ek bilgisayarı gördünüz zaten. Şimdi kurulumlarını yapıyor abi ondan sonra alıp çıkacağım. Güzel ama sistemler. Benim işlemcide bu. Az önce gösterdiğim anakartlar benim değildi. Bu A520M A Pro olan benim bilgisayarda takılı olan. İşlemcimde bu zaten. Kutusu falan var. Birazdan kutulayacağım. Bilgisayar kasam burada görmüş olduğunuz gibi yaklaşık 3-4 gündür bu bilgisayarı kullanıyorum. Ve hemen videosunu çekmek istemedim. Biliyorsunuz bir ikinci el alım satım maceramız olmuştu. Bu süreçte neler yaşadım bunları anlatacağım. Ve sarı sitede birçok dolandırıcılık olayları oluyor. İşte kapora at, yarın geleceğim, şehir dışındayım gibi birçok sistem baktım. Ve yaklaşık 20 tanesine mesaj attığımda 4'ü 5'i bu şekilde döndü. Çünkü fake ilanlar girmişlerdi. Kapora istiyorlar 100 lira, 200 lira. Atıyorum 15 bin liralık bilgisayara bile 100 lira kapora rapora isteyenler oluyor. Buna çok fazla böyle girmenizi istemem. Gelelim bilgisayarın özelliklerine. Öncelikle Zoko markasının bir RGB kasası bulunuyor. RGB dediğim rainbow renkler değişmiyor. Bu şekilde kalıyor. Gördüğünüz gibi sürekli dönüyor. Kasanın arkası iyi hava alıyor ve soğutuyor iç kısmı da. Böyle çok sıcaklıkla karşılaşmadım. Zaten oynadığım bir kere Valorant oynadım. 2-2,5 saate yakın. Genelde video işlerimi yaptım. Fotoğraf işlerimi yaptım. Uygulamalarımı kullandım. Ve herhangi bir darboğaz vesaire yaşamadım. Kasanın özellikleri bu şekilde görmüş olduğunuz gibi fiyatını söyleyeyim 11.750 TL şu an 29 Ağustos'tayız ve bu tarih için söylüyorum bu fiyatlandırmayı. Sizce fiyatı pahalı mı, değil mi? Zaten ben anlatırken ekrana da bütün ilan bilgilerini ekleyeceğim. Oradan da siz kontrol edebileceksiniz. Öncelikle kasa ile ilgili yaşadığım hiçbir problem olmadı bu 3 günlük süreç boyunca. Gerçekten çok sürekli kullandığım zamanlar oldu. Hatta hiç kapatmadığım bir gün bile olmuştur. 24 saat boyunca kasa açık kaldı ve ısınma herhangi bir problemle karşı ulaşmadım ve gerçekten yaz aylarındayız biz bile dayanamıyoruz bunlar nasıl dayansın diyebilirim. Şimdi ikinci el sistem alacaklara şöyle bir tavsiyede bulunabilirim. Öncelikle ikinci el sisteme çoğu insan girmez. Sürekli bilgisayar aldığım eşime, dostuma, akrabama ve kendime de aldığım bilgisayarları çok böyle pahalı bir sistem alacağım zaman yanımda bilen bir arkadaşımla gidiyorum. Öncelikle overclock yapılmış mı? Ekran kartında bir tamir var mı? Güvenlik bantları duruyor mu? Bunlara dikkat ediyorum. Ekran kartında işlemcide TR garantili olmasını genel yani Türkiye garantili olmasını ön plana alıyorum. Hadi işlemciye geçtik. İşlemciyi uyguna sallıyorum. İkinci elden veya sıfır alabilirsiniz ama ekran kartı baktığınızda 6-7 bin liralara çıkan bir rakam ve bu yüzden ekran kartı patladığında bir sıkıntı yaşadığınızda bu sefer yurt dışı garantisi veya garantisiz bir ekran kartında problem yaşayabilirsiniz. Ha, garantisiz bir bilgisayar almadım mı? Evet aldım. Oyun performansı da güzel. Şimdi kamerayı alayım bir bilgisayarımın orayı göstereyim. Daha tam setup'ı kurmadım. İşte klavyedir, mouse'tur. Kulaklığım, hoparlörüm var. Sen sadece geri kalan bir klavye, bir adet mouse kaldı. hoparlör ve zaten kulaklık elimde mevcuttu. Onları da inceleme yaptıktan sonra tekrardan setup'ıma ekleyeceğim. Şimdi geçiyoruz bilgisayarımın nasıl gözüktüğüne. Bilgisayar masamın oraya geçtik. Zaten böyle bir masam vardı. Kasamı bu alt kısma koydum. Üste durabilecek bir yer bulunmuyor. Biraz ortalık karışık buraları toplayacağım. Dediğim gibi bir klavye bir de mouse eksiğim var. Zaten hoparlörlerim burada Rampage markasının mikrofonun bulunuyor. Mauna markasının ve kulaklığa da baktığınızda Moncher kulaklığı kullanacağım. Gerçekten bu kulaklıktan memnun kalmıştım çünkü. Diğer ürünler zaten zamanla toparlanır. Setup'ı hemen dizmek istemedim. Baktığınızda kasa bu şekilde yerde duruyor. İşte şu kablo karışıklığını yapacağım. Videolardan dolayı çok fazla şu anda İşlem yapamadım. Burada da bir Vinidi puumuz var. Aslında bu vlog gibi bir şeydi zaten. Hani onu çekmeye çalıştım. Şimdi sıradaki ürün mesela incelemem. Bu üçlü bir şarj aleti. Bunu da göstermek istiyorum. Bu arada Instagram'dan Instagram'ımı ekliyorum. Beni takip etmeyi unutmayın. Mesela şu an yüklü olan CapCut. Bunda bir deneme yaptığım için CapCut'u yükledim. Gerçekten hızlı bir işlem yapıyor. Bu Mono markasının da incelemesi kanalımda var. Bu da RGB renklere sahip. Bu şekilde göstereyim sizlere eğer ki almak isterseniz renklerini bu şekilde değiştirebiliyorsunuz ve gerçekten de güzel bir mikrofon kalitesi olduğunu da söyleyebilirim. Kasa ile ilgili gösterebileceklerim, anlatabileceklerim bu şekilde. Burada alt kısımda duruyor. Ben dediğim gibi çok fazla ısınma vesaire yapmıyor. Şöyle de uzaktan gösterecek olursam bu şekilde bir yapı var. Burada videolarımı çekiyorum. Bu kısımdan böyle beni izlemiş oluyorsunuz. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar.